Evet gençler tekrar hoş geldiniz. Eğer yayınım izin verirse öğlen linki gibi saçmalamazsa şu an saçmalamayacak gibi duruyor. Size güzel haberlerim var. 1.18 güncellemesi geliyor. Bununla alakalı bir, bir videomuz var. Önce bunu bir izleyelim. Öğlenliğini izlemiştik ama ben kimse izlememiş gibi, gibi. tekrardan davranacağım. Akşam yayını daha bol bir izleyicili durum çünkü. Selamlar. Hello, Video is yours Players can expect a brand new map and a number of improvements to well-known locations, as well as important adjustments to familiar tanks and a completely new branch of vehicles. And you can try it all out on the common test. Learn more about it in this quick video. Çok dolu, çok güzel bir güncelleme. Net. Net. After a short break, we've gotten back to work on vehicle balance. Remember, these test parameters may change. At the moment, the Kranvan and Emil 2 are performing too well in battle. So we've decided to make them a little less intimidating while still keeping their shtick, their sturdy turret and magazine. The Kranvan will be slower. We've decreased its top forward and reverse speed to make it more of a trench vehicle. Arkadaşlar, bye bye hız. 15 kilometre gitti, kaldı 45. Geri çekilme hızı 6 kilometre düştü, 12. Dağılımı 0.04 arttı, artık 0.4 ile isabet ettiriyor. Kule dönüşü dağılımı 0.10'dan 0.18'e yani %80 artışa maruz kaldı. Şarjör yükleme süresi 3.5 saniye uzadı. Bununla birlikte DPM'i 335 düşmüş oldu. Kramwag'ın bayağı ağzı burnu kırıldı. The Emil 2 has undergone Turbo ile 60'ı görmüyordu demek doğru ama şöyle bir fark var. Bayır aşağı gittiğinde o hızlara çıkamayacak ve azami hızına ulaşması daha zor bir hale alacak. O kadar eskisi gibi aynı olmayacak yani 40'a çıkışı da onu söyleyebilirim. Azami Max hızları düzüldüğünüz düzüldüğün zaman imelenme falan da etkiliyor hakikaten. Öyle şeyler var. Beygir gücünde falan düşüş gözükmüyor gibi ama azami hız bile etkiliyor olayı. its tier 10 counterpart the tank has now lost some of its dynamics and gun stats the performance of the french heavy tanks with the cyclic guns has lagged slightly behind the competition now with the upcoming changes it will be easier for them to survive on the battlefield this applies to all tiers except tier 9 the amx m4 mle 51 has been competitive from the start so only small changes have been made to its characteristics ...dağılımı iyileştirilmiş durumda. Oyunun en kötü ağır hattı olarak görülebilir. Fransızların normal şarjörsüz ağır tank hattı. Burada iyi iyileştirilmeler var. Burada en önemli detay şu. Büyük topu oynanabilir gibi değildi AMX'in. Sadece böyle macera sevenler alıyordu öylesine. Şimdi alınacak ana top oldu... Dağılımı 0, e, dağılımı 0.33'e çekildi. Yükleme süresi 2.5 saniye kısaldı. 13.4'e indi. Özel mermisinin delişi neredeyse 300 milimetreye çıkarıldı ve AP mermi bu. Aynı zamanda normal mermisinin ve özel mermisinin hızları da ciddi oranda arttırıldı. Özel mermisi 310 metre bölü saniye hız kazandı. Eskiden 800 metre bölü saniye giderken bugün 1150 metre bölü saniye çıkacak bu değer. Aynı iyileştirmeler 120 mm ile de yapıldı. Biraz daha az gözüküyor burada ama standart mermisinde filan delişi iyice yükseldi 270 mm ile. Ee, onun mermisi zaten hızlıydı o biraz kısıldı bile. Ama bu artık büyük topuyla rahatlıkla oynanabilecek ve daha önemlisi belki de 200 HP arttırıldı canı 2400 civarına çıktı. Tam bir böyle ağır hayvan defans tankı oldu ve yan zırhı da 85 mm'ye çıkartıldı. Kenar sıyırtma yapabileceksiniz belli durumlarda. Aynı zamanda gövde dönüşü ve hareketindeki dağılımı da 0.06 azaltıldı. Bu da oldukça iyi bir değer. Buradaki tek nerf'ü gövde dönüş hızı yavaşlatıldı. Eskiden 32 idi şimdi 28'e çekildi. The standard shells for the 120mm gun and the special shells for the 130mm now offer better penetration. At the same time, the hull traverse speed has been slightly decreased. For the tier 8 AMX 65T, T, gun dispersion, durability and crossing capacity have increased. it will also be easier for the tier 7 vehicle to play on the front line thanks to its improved frontal turret armor and increased hit points a, moreover the it. stats of the entire main branch of american heavy tanks have changed the only exception is the t110e5 which has shown decent performance since the last rebalance the m103 is now slightly Allah Allah M103'ün hiç ihtiyacı yoktu Bafa. O kendi köşesinde küçük Emrah gibi ağlıyordu. Biz unutmuştuk artık M103'ün kötü olduğunu. Yani 2014 senesinde bırakmıştık. Hatırlamışlar. Hatırlamışlar. Canını yüz arttırmışlar. Dönüş hızını bir azaltsalar da dağılımını iyileştirmişler. Ve gene kulesindeki topunun dağılımını azaltmışlar. Less but it's and gun stabilization have improved. The T32 will hit and penetrate easier. T32'de en önemli değişiklik 105 mm'lik topunda zırh delişi 218 ve 252'ye çıkarıldı. Yani 208 ile çok zorlanıyordu seviye 8 ile. Altın mermisiyle de zorlanıyordu. Gene zorlanacak ama eskisi kadar böyle fatality olmayacak. Also the M3 Stuart, T6 Medium, T1 Heavy and M6 have all been Bunların da hem canları arttırıldı hem de zırhları arttırıldı kule zırhları. onu da söyleyeyim. Aynı zamanda M103'ün de kupolası iyileştirildi. Eskiden 100 mm'ydi. Şimdi 200'e falan çıktı. On the other hand, the T29 now T29'a nerf geldi. Bekleniyordu zaten. 105'lik topuyla oldukça yüksek bir performans sergiliyordu. Artık o kadar yüksek olmayacak. The M44, an American Tier 6 SPG, will cause less damage. Now the differences between the Tier 6 tank and its Tier 7 counterpart will be much more evident. A number ördüler. of other mid-tier vehicles have also been rebalanced. The characteristics of the KV-1S, M4A3 Sherman, Type 58, TVP TPVTO, CVS is an anchor tanker. gayet güzel iyileştirmeler aldı M88'i ki M105'lik topunda. İsabet hızı, yükleme süresi, dağılımı hepsi iyileştirildi. Penetrasyonları da artırıldı. Zırt delişine 20 mm falan kazandı büyük topu mesela. Küçük topu da aynı şekilde. Artık net bir şekilde delebileceksiniz. At the same time, several mid-tier vehicles have lost some of their performance. And for the sake of consistency, we've made a few changes to other vehicles as well. You can read more about these changes in the article on the game portal. Bunları makalesinden okuyabilirsiniz. The winning map from Recon Mission season 1 is ready to enter random battles. Meet the outpost <laughs> <laughs> I You'll be forced to fight nose-to-nose -nose in the town, while tanking to your heart's content. Doya, Doya, or you can choose to fight for the fortress on the hill. It's a risky ascent, but if successful, bu you'll manastır. have control over a significant part of the map. Further on in the swamps, you'll be able to easily set up ambushes and fight, fight in fast vehicles. Açık bir, bir harita. Topçuya imkan çok. Gizlenecek yerler bu. Ama daha önemlisi. Bu yeni harita. Bu bir, de, bir tane denk gelecek. 14 haritada. Yani belki de. Tamam İtalyan tank avcıları da geliyor ama. Benim en çok dikkatimi çeken ve hepimizi. Hangi tankla oynarsak oynayalım. Çok etkileyecek olan değişiklikler. Bu gelen harita değişiklikleri. Buralara dikkat. Yep. Update 1.18 features a number of changes to existing maps. On Moravanka, the left flank has significantly improved. Sol kanada imar barışı geldi. Small hills and buildings now provide much more cover. This part of the map has become more welcoming for Bakın binaların gelmesinin yanı sıra burada ciddi bir yükselti ee, yani artık şöyle söyleyeyim engebeli arazilik oldu. Halda oynanabilecek, kafa gösterip oynanabilecek pozisyonlar geldi. Çok ciddi artık burada sağ taraftan da ilerlenebilecek. Biliyorsunuz burası boş bırakılıyordu ve solda şu tankın olduğu noktaya yapışıyordunuz. Artık Bravanka'da böyle bir macera var. Mehmetçim çok sıkıntılı bir cümle ama teşekkür ediyorum. Bu da çok önemli. Eskiden karşılaşma kipinde üst buradaydı. Üssün bu noktaya alınması özellikle bu orman tarafındaki gelecek ekibin net bir şekilde üst çemberini görebilmesini sağlayacak. Eskiden buraya saklananları rahat rahat vuramıyordunuz artık burada herkes daha eşit koşullarla kalacak. This will balance both teams’ ability to control the area. In Berlin, changes to the urban area aim to strengthen the position of the right team. The balcony in Square C6 has been reworked. This has been done to match the balcony on the opposite side. in addition the map has been removed from encounter battles the changes in red aim to balance the sides in favour of the upper team the passage to the airship is now better protected against fire from Evet arkadaşlar hafriyat atığı taşıyan kamyonlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkıp buradaki seti doldurdular. Artık buradan geçişe orta tanklar beleş atış bulamayacak ve ağır tanklar gitmeleri gereken yere daha rahat geçemeyecek. Ortadaki klasik çalıların altındaki yerden toprağa çaldıklarını ve zeplini attıklarını görüyoruz Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonlarının. Buradaki sökülen toprakta hafif tanklara çok güzel siper olacak. Bunu çok anlamadım. Yani zaten defans burada çok zorlanmıyordu üstü korumada. Şimdi daha da rahat koruyabilecek. Pearl River has also become more balanced. When playing from the lower. Ah, Selçuk bu. Born point. Players can now get to the central passage faster. Artık burada mal gibi düşüp ölen olmasın diye burayı düzleştirmişler. Burada da bir yapısal çalışmaya düzeltmeye And the passage itself has become Bu pasaj dediği yer yani küçücük patika bayağı otobana çevrildi. Artık HGS, OGS üzerinde gişeleri görebileceksiniz. Yani para az alacak bayağı otoban olmuş Ida. yani burası. There's also a new well position here. Bu da güzel Kenar oldu. The terrain on Siegfried Line has been changed slightly. Now the hill in square A7 is flatter. Moreover, the assault mode base and spawn points e, have e, moved a bit. On Lakeville, one of the most popular positions for light tanks has been improved. Now you can spot enemies in the center from. e, minatorumla rahat açamıyordum. Daha da rahat açayım diye buradaki evi biraz daha ileri alıp sağına soluna çalı eklemişler. Lakeville'de böylelikle bu çalıya girdiğimde sol tarafı, sağ çalıya girdiğimde kent tarafını rahatlıkla spotlayabileceğim. <laughs> Bunu çok sevdim. Özellikle kilit noktalardan birine düşü dönüşüyordu burada bataklık. Ortadaki kayalığın yan tarafı iki taraftan da rahatlıkla ulaşılabilir hale gelmiş ve özellikle bir takım burayı boş bıraktığında bu çalılardan rahatlıkla STG, STB gibi tanklarla bakıp karşıda arkada yatan TD'leri hatta bazı durumlarda topçuları görebileceksiniz. Yok, <laughs> törpülemişler. Yani. The... Karelya'da bu yan geçişlerdeki atışları biraz daha zora sokmak için kayaların yerleri, pozisyonları değiştirilmiş durumda. Town. Players in heavy vehicles will feel the most significant improvements here. The major clash area is now covered against long range. Burada yan gösterilebilecek, IS-4 sokulabilecek, top eğiminizin sıkıntı yaratmayacağı bir pozisyon ve cep yaratılmış. Fire. Tank destroyers that used to camp far from the center. Ben daha geçen oyunda yemiştim buradan bir 704'ün 750'lik mermisini. Şimdi artık hadi vur bakalım. Hadi binayı indir ulan. İndirsene yiyorsa binayı durumu var. <laughs> artık bu ta arkada yatan TD'ler şehrin ortasındaki ağır tanklara vuramayacak. Diğer tarafında aynen buradaki yeşilleri vuracağı şekildeki pozisyonları kapatıldı. The Paris map now features a new terrace in the, corner of the e, buraya belediyeden kaçak ruhsatsız bir kafe yapılanması var. Ama bu kafe yapılanması sayesinde yan tarafa doğru ilerleyen benim FV 183 maçı vardı ya sağdan adam gelecek gelecek diye hepinizi yedirdiğim <laughs> o, o maç var ya o işte biraz daha zor olacak artık Paris'te vurmaları. In On Bu muazzam olmuş. Buzul haritasında ortaya geçen hızlı orta tank, ağır tank hattına geçmeye çalışan zavallıları vuruyordu. So the aircraft carrier has become much safer. Bak, iki tane yer var. Dünyaları both... koymuşlar, dünyaları. Yani geçiş hattı üzerinde mouse bile buradan yemeden geçebilecek artık. Çok iyi olmuş. Aynı zamanda sağ taraftaki üst bütün o geçenleri vurabilirken sol taraftaki burayı destek atışında bulunamıyordu. Dağları törpülemişler. Bu sayede artık bu dolambaçlı yollarda düşmanı vurabiliyorsunuz. this has been updated to match the conditions on the other side. On the Abbey map there's no longer the option. Burada arkadan kerkinerek arkadaşınızı hoplatabiliyordunuz yukarıya. Bunu kapamışlar. To hoist up in square E5. On El Haluf, changes have been made to square A1. Previously, only the upper team could comfortably play hull down here. Now, thanks to the new boulder, the position benefits both sides equally. The updates to Serene Coast are minor, but still positive. In the past, if you fell into the water, it was impossible to get out. This has now changed. And right finally, ya. Himmelsdorf. Şey the, minor, the position benefits. Burası çok kritik oldu. El Halıf'ta bu tarafa geçtiğiniz zaman tankınızı koruyamıyordunuz. Artık tankınızı rahatlıkla kapatabileceğiniz bir nokta var. Bunun artısı şu zaten buradan topçu yiyordunuz. Karşı taraftaki tanklardan da yiyordunuz üzerine. Artık sadece topçu yiyebileceksiniz veya çok yüksek delişe sahip olan tanklar belki sizi kafanızdan delebilecek. Burada sabit durabilecek bir ağır tankın önemi şu... Bu tankları çıkarttırmayacağınız için şu ara geçişte çaprazda yani bu pozisyona geçmeye çalışacak diğer ağır tankları engelleyemeyecek buradakiler. Çapraz ee, atışta kalıyordunuz burada ve böylelikle ağır tanklar ister sizin attığınıza gelebilecek ya da ister sağ taraftan ilerleyebilecekler. Çok iyi bir pozisyon iyileştirmesi. This has Oyun hakkındaki görüşlerimize değer veriyorlar mı? Arada soruyorlar ama özellikle değer vermiyorlar ve bence doğru yapıyorlar. Benim gibi adamı, Kuiki Baby'sini, Skill'ini, bilmem nesini, Orzanel'i dinlemek çok doğru değil. Bu oyunu oynayan, tanınan hani 50 tane yayıncı var diyelim bütün dünyada. Bu yayıncıların çoğu neden izleniyor? Mal gibi oynadıklarından değil, ortalama oynadıklarından değil, hafif iyi oynadıklarından değil, ya sapık gibi oynadıklarından, ya çok eğlenceli oynadıklarından, ya troll oynadıklarından değerleniyor. Biz burada ya bu çok böyle premier düşünüyoruz bazı şeyleri, çok böyle ince eleyip sık dokuyoruz. Oyunun genel mantalitesine yakışmayacak bence seviyede ileri düzeyde dönüşüyoruz. Bu oyun genel kısmın oyunu. Yani Genel geçer kısmı unutmamanız lazım. Alt, orta, üst gelir grubu gibi düşünün. Biz kendimizi hadi burada üst A+, A++ olarak değerlendirelim. Bence beni dinlemesi doğru değil zaten. Burada normal oyuncunun rahat edebileceği değişiklikler yapması önemli. Eskiden buna daha farklı bakıyordum ama şu an görüşüm değişti. Bence istatistiki olarak ve genelin burada iyiliğini öngörecek olarak yaptıkları değişiklikler çok daha doğru. Ben zaten bir yolunu bulur, bir şey sömürüyorsam sömürür, sömürmüyorsam sömürürüm. Ama sırf ben dedim diye bilmem nenin kupolasının sol tarafını 200 milimetreden 210 milimetreye çıkarmamız lazım gibi incin, kuntin, antin, kuntin şeylerle uğraşmamaları gerekiyor. This way, the upper team will be as comfortable here as the lower team. Moreover, it's now easier to move and play hull down in squares D9 to E9. The new Italian tank destroyers will also feel comfortable tanking here, but more on that later. For now, let's talk about the matchmaker. To improve your battle experience, we're introducing some new rules for balancing light tanks and artillery. First of all, there are new restrictions to balance the number of light tracked and wheeled vehicles. The matchmaker will now be stricter when balancing light tanks between teams and will always aim to put the same number of these vehicles on each team. This means that there will be far fewer battles between teams with uneven numbers of light tanks. Wheeled vehicles will now be more strictly balanced as well and there will be a limit of one wheeled tank per team. To support these changes and avoid a significant increase in waiting time for light tanks in a platoon, we are also introducing a limit of no more than one light tank in a platoon. Arkadaşlar bundan sonra takımınızda en fazla 1 tane EBR göreceksiniz. Tekerlekli sınır getirildi. Bundan sonra 3 tane EBR'ye karşı 3 tane EBR ortada Need for Speed, Forza, Grid gibi oyunlar dönmeyecek yani. İkincisi, üçlü plat attığınızda, ikili plat attığınızda ikiniz birden hafif tank alamayacaksınız. Paletli olsun olmasın. Platoon başına nasıl bir tane topçu sınırı var, bir tane hafif tank sınırı geliyor. Aynı zamanda takımlardaki hafif tank sayıları da çok daha sert biçimde dengelenecek. Bunlar önemli değişiklikler. from Tier 7 onward. We’re still experimenting with these restrictions, so our developers will be keeping a close eye on the matchmaker’s stability, queue fluctuations, and waiting times then make any necessary adjustments. The second important change concerns the number of SPGs per team. The majority of battles will now have 0 to 2 SPGs per team. Starting with update 1.18, the matchmaker will aim to keep the number of battles with three SPGs per team to an absolute minimum. The number of battles with three SPGs will greatly depend on the time of day and day of the week, as well as the number of artillery players waiting in the queue, among other things. two maçları artık en fazla yani bir ya da iki topçu koymaya çalışacak ya da topçu yoksa sıfırla zaten dengeleyecek. Üç topçu olan durumları sıfırlamaya çalışıyorlar artık eşleştiricide. Birçoğunuz topçu sevmiyor. İki topçuya indirilmiş olması. Kati suretli olmasa bile bu eşleştiricinin dengelemesi üzerinden iki topçu indirilmiş olması büyük bir art. Nevertheless, the matchmaker will always try to limit the number of SPGs on a team to one or two or none at all. Aynı mi, if you're having trouble finding your way around Şu the map try watch, the updated topografya. scenarios in topography the vehicle routes and target positions are now even more consistent with the realities of random battles ucudans, learn to play smart with topography be if you're a total newbie be sure to try out tank academy right after completing the initial tutorial this series of missions will gradually introduce you bir to the various features der, of the Random, random Battles gameplay and best der, of all, you'll get useful manşe. rewards. We've made some visual changes that will bring together the overall tone of the improvements in a number of ways. Now, destroying the tracks on any tank in the game will look as impressive as it does çok on the yellow tanks. <laughs> the tracks work as a separate physical model. They react to objects around them and behave like they would in real life. This configuration significantly affects performance. It should only be enabled if your PC supports a good frame rate in the game. And it will only be enabled diyor. by default evet. with the high and ultra settings. Şimdi İtalyan tank avcılarına geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu haritalara gelen değişikliklerin büyük kısmı ağır tankları birazcık ön plana tekrar çıkarmak için. E, oyun o kadar hızlı, o kadar böyle rahat bir şekilde ilerleyip isabetli toplarla vuruş yapan hafif ve orta tankların lehine döndü ki ağır tanklar gitmeleri gereken bu harita pozisyonlarına gitmez hale geldi. Buzul'da o yüzden geçişler kapatılıyor. El Haluf'ta o yüzden öteki tarafa bir kaya konuyor. Ee, diğer taraflarda Erlenberg'de olsun, Erlenberg diyorum, Muravanka'da olsun, işte Siegfried hattında olsun. O yüzden şehirde değişiklikler yapılıyor veya binalar konuluyor açıklara. Ağırlar gitsin, gitmekten korkmasın, siperleri olacak evler bulabilsin diye. Çünkü oyun şu an çok fazla orta ve hafif tank odaklı. Veya en azından hızlı, kulesi zırhlı ve 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 ne diyoruz? Burada isabetli olan tanklarla dolup taşıyor. Yani bunlar bu üçlüyü zaten tutturduğun zaman çok iyiydi. İşte Kran burada biletini kestiler şu an. STB falan bir nerf geleceğini hiç düşünmüyorum. Ama Olay biraz daha ağır tanklar iş yapsın ve burada güzelleşsin diye. Şimdi bir kısmınız çıkacak diyecek öğlen olduğu gibi, Fatih'in dediği gibi. E ama bu defa da ağır tanklar bir noktaya geçecek, 5 dakika bekleyecek. Süper Conqueror'u sök oradan sökebilirsen. Evet bu işin dengesinde biraz o var. Ama artık o kadar fazla gitmesi gereken noktaya gitmeyen ağır tank var ki ya birçok maçta üstünden çıkmaya korkan ağır tanklar görüyorsunuz. Özellikle hantal bir ağır tanksa. Bu neyi amaçlıyor biliyor musunuz? Eğer üstünden çıkmazsa bir tank... Maçlar zaten bir tarafın lehine olmaya başlıyor ve hızlıca o maç kazanılıyor ya da kaybediliyor. Bu gibi haritada siper artışına gidilmesi savaşların süresini ve dolayısıyla bana göre savaşların keyfini arttıracak arkadaşlar. Bu değişiklikleri maç süresini uzatarak ve tankların rollerine göre iş yapabilmelerini kolaylaştırarak sizin lehinize olacak aklınızda olsun. Bunu çok daha geniş bir perspektiften görmeniz lazım yani. O ufacık bir kaya koyma değil oraya. O ağır tanka şunu demek. Bak öğren orada artık bir kayan var. Oraya geçip kafa oynayabilirsin. Bak öğren orada bir evin var. Oraya geçip evin arkasında oynayabilirsin demek. Ve bu adam da üstte TD'lerin hatta artilerin içinde yatmak yerine o binaya gidebilecek belki de. Bunu unutmayın. Amaç bu. Last but not least, the Italian tank destroyers. Get ready for a unique branch of TDs featuring armor, turrets, and very interesting guns. Their characteristics are still being tested and may change, but it's already clear that these vehicles have real character. The Tier 5 and Tier 6 vehicles are classic tank destroyers that hark back to the German roots of the Italian tank industry. Tier 7 is where the special treats of the line truly start to emerge. These vehicles have turrets with limited traverse angles and excellent gun elevation and depression angles. Their impressive armor allows them to really show off well, their full potential. The, the tanks also have a very unusual magazine. With long reloading times for each shell, but speedy reloading for the whole magazine, you're faced with a hybrid of a magazine and cyclical firing. However, further down the line, the vehicle's boosted armor transforms them into full fledged assault TDs. In addition to its impressive armor, the Tier VIII vehicle has a sloped turret ring that allows it to keep a low profile and lower its gun just as well when traversing the turret. At Tier 9, this feature is even more striking. Here, the turret occupies the majority of the frontal projection, which will come in handy when utilizing gun elevation and depression angles. Later, right? The 127mm gun continues the magazine tradition. The Contra Caro 1 Mark II will both prepare you for Tier 10 and quickly become one of the top vehicles in your garage. And at the end of the labyrinth, the Minotaur awaits. A large and sturdy turret, well sloped armor, 10 degrees of gun depression, and an arc of fire covering 90 degrees. Even a five shell magazine dealing 530 HP of damage each. The entire magazine may reload very quickly. But the individual shells take a long time. Think of it as a regular gun with an incredibly quick reloading time. tankların şarjörü çok acayip. Klasik bir, tek, bir kere İtalyan şarjörünü unutun. Yani mermi attıktan sonra mermi yüklemeye geçmiyor. Bu Fransız yani oyuna ilk gelen şarjör mantığı gibi. Şarjörünü tamamen atmadığın sürece mermi yüklemesine geçmiyor. Ancak 24 saniye bak 530 vuruyorsun. 5 mermin var 24 saniyede yükleniyor. Yani mermi başına 5 saniyeden kısa yükleniyor değil mi mermi başına? bayağı iyi gözüküyor. Ama sorun şurada. Bir de biliyorsunuz mermi arasında beklediğimiz bir süre var 2 3 saniye. Bunda mermi arası süresi 8 saniye arkadaşlar. Yani zaten şarjör olmasa bile 8 saniyede 530 vuran mermi atıyorsunuz. 24 saniyede yüklenmesi ceza puanı gibi. Öyle demiştim tekrarlıyorum da. Her 5 mermide bir 24 saniye cezanız var. Kenarda oturuyorsunuz. Bu mantık yani böyle bir şarjörüm yüklendi gideyim basayım diye bir şey yok. 8 saniye her mermi arası. 5 mermi attıktan sonra 24 saniye beklemeniz gerekiyor. Yani bu sizin için olumlu bir şey değil. Bu tamamen aslında negatif bir şey. Kenarda durup düşünmeniz lazım şarjörüm dolumu değil mi diye. Ve 255 de diyor sadece mermisi. Seviye 10'un normal mermisiyle en düşük delen topuna merhaba deyin. Altın mermisiyle 345 de diyor heat. Ama normal mermisi 255 deliyor. HE mermisi de 130 deliyor. Aynı zamanda azami hızda 36, geri de gidiş hızı da 12. Öyle çok şey değil, dağılımı da 0.44. Yani milletin dibinden oynamalık, altın basmalık bir tank ne yazık ki bu. Ama But acayip bir ön zırh var, birazdan göstereceğim. Multi 24 seconds every 5 shots. And to spice it all up, great penetration. The 3 Minotauro Can provide impressive fire support, or it can lead the attack and break through enemy defenses with its strong head. The bull lowers its horns, stomps the ground with its hoof, and the enemy better step aside. You can test this vehicle and all the other changes during the common test. Subscribe to stay up to date on all World of Tanks news, and good luck on the test battlefield. Evet arkadaşlar çok dolu bir, dop dolu bir burada ee, görüyorsunuz aksiyonu güncellemeyi. Şimdi bu Minotaur'a bir gelelim. Bunun 3 boyutlu modelini ben açmıştım. Arkadaşlar bu tankı önden gördüğünüz zaman gördüğünüz şey ee, gerçek. Heat mermiye geçeyim. 345 mm denen Heat mermiye baktığımızda Tankı böyle görüyorsunuz. Bu tank yani ön zırhında muhtemelen E3'ten daha zırhlı. Ee, belirli noktalara kadar bu kıpkırmızılığını koruyor. Yani 380 mm efektif zırhı var hala yandan bile gördüğünde. Anca alt tarafından falan vurabiliyorsunuz. Yanlar biraz açılmaya başlıyor bu açıda ama oralarda 320 diye başlıyor. Anca böyle bir açı verdiğinde 250'ye doğru geçiyorsunuz. Yan zırhlarından delmek kolay. Onlarda bir sıkıntı çok yok. Arkası falan da oldukça zırhsız. Ama önden baktığında ve haldağını yaptığında bu abim baya 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 sıkıntılı. Yani şöyle baktığında size yani şöyle düşünün ilk iki kupola var ya şu ilk iki kupola. Bunlar zayıf nokta değil. Bunlar zayıf nokta değil. Evet bir açalım. Mesela ne var diyelim değil mi? Diyelim ki Yak E100 var ve Yak E100'ün hit mermisi var. Arkadaşlar Yak E100'e hit mermi attığınızda yani yanaklara denk gelirse delmiyor, buraya denk gelirse delmiyor. Anca böyle yanından falan gördüğünüzde 400 milimetrede falan delebiliyor. Ama önden baktığınızda eğer hal ve top varsa burayı vurmanız da zaten zor olacak. 550 milimetre falan zırh gibi gözüküyor. Bu galiba kran vagından falan bile daha yüksek değerler. Önden baktığınızda buraya denk getirebilirsiniz ki denk getirebilirseniz ki yak yüzde yağ geri kolay gelsin bir şey denk getirme üzerine. Oldukça zor deleceğinizi görebiliyorsunuz. AP attığınızda ise zaten iş gene eskisine dönüyor. Bütün neredeyse İtalyan tank avcılarında bu durum mevcut. Ee, baktığınız zaman mesela seviye 9'una bakalım İtalyan'ın. Gene 3 boyutlu modeline gelip baktığınızda aynı durum var. Hatta daha da komik. Yani bunun kupola da yok neredeyse önünde. Hiç görebildiğiniz. Arkada incecik kupolalar var. Ve gene 350-500 milimetrelik zırhlar görüyoruz burada. Buna da heat'ine geçelim. Hani burada belirli noktalarda biraz daha delinebiliyormuş gibi gözüküyor ama. Hani yan tarafına çevirdiğinde evet öteki kadar artık etkili değil. Ama önden baktığında ve topuna eğdiğinde şöyle baktığınızda hatta topu tam yersek daha iyi olacak. Şöyle. Kıpkırmızı bir tank görüyoruz yani. Buralarda 330, 350. Seviye 8'de ben şaşırdım. Seviye 8'de bu kadar etkili bir zırh profili beklemiyordum. Ama oyun beni Üzmedi. Ee, gayet dedi ki... Kardeş... Bizde olay... Farklı dedi. Topumu eğdim dedi. Baktım dedi. Seviye 8'deki TD'den bahsediyoruz. 300 mm zırhı sahip. Heat'e bakıyoruz burada. bunu bunda 300 deliyor. 300-400 mm zırha ulaşan... Tamam alt plakası çok daha büyük bunun. Ama böyle baktığınızda... Rahatlıkla gene kendisini sektirtebilen bir şey. Bunun komik olan kısmı kulesi. Kayık gibi kulesi var. Lay lay la lay. Lay lay la lay. Lay lay la lay. Lay la lay. Lay la lay. lay, 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 lay. <laughs> Kule döndürdüğünüz zaman yamuk durmaya başlıyor arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz kulenin eğiminin yamuk olduğunu. Çünkü ön tarafa doğru eğimli zırhı var. Bu da kavisli. Ee, enteresan işler çıkaracaklar. Ön zırhını önünüze almayacaksınız. Bence Badger tarzı falan olacaklar desem de kuleleri döndüğü için biraz hani o kadar atıl kalmayacaklar. Göreceğiz ne kadar etkili olacaklarını. Şarjör mekaniği de bunların avantajına değil dezavantajına onu da söyleyeyim. Bunlarla alakalı durum bu. Oynadıktan sonra şuradan isterseniz doldurabilirsiniz bu formu. İtalyan tank avcıları ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Bu formu herkes doldurabiliyor. Aklınızda olsun. Test sunucusu şu an yüklenip oynanabiliyor diye anlıyorum. Bakmadım, kontrol etmedim ama öyle olması lazım. O da bilginize Armored Patrol Eee 1.18 1.18 Burada detaylara falan biraz bakacak olursak bir şey göstermek istiyordum size. Kararları geçelim. burada ha, detayları yazmıyor. Allah Allah. Ben normalde detayları yazdığını görmüştüm. 2018 test leak. Bu değil. Bu da değil. Listeler vardı da normalde. Tank listeleri. Onu az önce ben öğlenleyin bulmuştum. Şu an bulamıyorum. iyi mi? 118 yaratalım bir dakika. Bu değil. Balance. Improvements. Bu da değil. Common testing, Az önce baktık. Bu da değil. Bu mu acaba? Bu da değil. Allah Allah. Al. anlamadım ben de zaten. Bunlar harita değişiklikleri. Bir listemiz vardı normalde. Bir dakika, bir şuna rahat bakayım ben. <laughs> değil. Peki o zaman historiden bakacağız. Ha test patch notes. Evet buldum şimdi. Tamam. Main. Ee, Su 85 mesela. Nerf yemiş durumda. KV1S bufflanmış. Süspansiyona yani dönüşü hızlanmış nişan alma süresi kısalmış. T34'ün canı arttırılmış. Ama bu topografi için arttırılmış. M3 Stuart'ın nişanı iyileştirilmiş, canı arttırılmış. Sherman'ın dağılımları azaltılmış, top nişanı iyileştirilmiş, canı arttırılmış. T20'de 76'lık topun dağılımı azaltılmış, nişan alma süresi azaltılmış. Pershing de aynı şekilde. T6 Medium'da iyileştirmeler var. T1 de kule iyileştirilmiş. top dönüşündeki kuledeki topu çevirdiğinizdeki dağılım azaltılmış. Nişan alma süreleri iyileştirilmiş. Geri hızı arttırılmış. M6 kulesi iyileştirilmiş. Gene toplar iyileştirilmiş. T29 dönüş yavaşlatılmış. Topunun 76'lıkta dağılımı azaltılmış. 105'likte reload süresi yaklaşık 6, 1.8 saniye arttırılmış. E, nişan alma süresi 0.4 saniye arttırılmış Görüş mesafesi azaltılmış Ciddi bir nerf T32'de dağılımlar iyileştirilmiş Nişan almadaki dağılımlar azaltılmış e, Kulelerindeki dağılımlar, yükleme süreleri azaltılmış Nişan alma süreleri iyileştirilmiş M103'te kulenin komutan kupolası iyileştirilmiş Dağılımı iyileştirilmiş Dönüş hızı birer derece düşürülmüş Topunun isabeti iyileştirilmiş Sağa sola çevirirken ki gene dağılımı azaltılmış yüzde %40 kadar. Ee, onun haricinde 105'lik mermi iyileştirilmiş. 120'lik mermide mermi sayısı arttırılmış ve canı arttırılmış yüz. Topçular burada biraz nerflenmiş. T40'ın dağılımı arttırılmış. Ee, nişanı isabeti bozulmuş. T67 aynı şekilde isabet süresi. Daha nişan alma süresi arttırılmış. Görüş mesafesi düşürülmüş. Geri hızı düşürülmüş. Fransa'da e, ağır tankları iyileştirilmiş. Dağılımları, isabetleri. Canları arttırılmış. E, seviye 9'da aynı şekilde dağılımlar azaltılmış. %36'ya varıncaya kadar. Dönüşler biraz yavaşlatılmış. Gövde dönüşleri. T57'de T, pardon M4 54'te. E, dönüşler azaltılmış ama... Topun yükleme süresi 2.4 saniye iyileştirilmiş. Gövde zırhı yanlarda arttırılmış, iyileştirilmiş. 130 mm'lik topun mermi hızları ciddi şekilde arttırılmış. Canı 200 arttırılmış. Delişler arttırılmış. İyi yani. TD'leri seviye 7 ve 8'deki canları arttırılmış. isabetleri dağılımları iyileştirilmiş. Çekoslovak T25'i nerflenmiş. Buna karşın TVP VTU... Dağılımlar hem 10.5'luk hem 88'likte çok ciddi şekilde bufflanmış. Dağılımlar azaltılmış. Hem büyük topta hem küçük topta. Yükleme süreleri iyileştirilmiş ki topta da. Nişan alma süreleri kısaltılmış. Zırt delişleri 10.5'lukta hem 188'den 208 hem de 235'den 246'ya e çıkarılmış. 88'likte 237'den 252'ye, 194'ten 218'e çıkarılmış. Çin Su 76'sı nerflenmiş. Görüş mesafesi canı. Nişan alma süreleri. Type 58 bufflanmış. Canı arttırılmış. T34-1 ve T34-2'nin deliş değerleri arttırılmış. 85 milimetrelik top için. Armored Patrol. Zırhlı devriye. Buradan okuyorum. Polonya'da Bugi Biraz nerflenmiş. CS 44 ve 53'te toplarının nişanları değiştirilmiş. Ee, bir CS 44 nerflenirken CS 53 iyileştirilmiş. Emil 2 ve Kranvagn tokat manyağı oldu. 10.5'lukta 12'lik mermilerin toplarında dağılımları çok ciddi şekilde düşürüldü. Yani daha doğrusu arttırıldı ve zayıflatıldı. Dağılımlar arttırıldı. 12'lik topta 50 arttırıldı. Yükleme süreleri yükseltildi. Azami hızları düşürüldü, geri hızları düşürüldü. Kramwag'ında da 036'dan 04'e çıkarıldı dağılım. Kulenin dönüşteki dağılımı %80 arttırıldı. Yükleme süresi 21,5'tan 25'e çıkarıldı. Azami hızı 60'tan 45'e, geri hızı 18'den 12'ye düşürüldü. İtalyanlarda düşük seviyelerde bazı değişiklikler var bilinen olaylar dediği şu an bu yeni getirilen palet mekanikleri çift paletlilerde, üç boyutlu stillilerde bazen gözükmeyebiliyor, bazen yanlış gözükebiliyor. Onlardan bahsetmişler. Efendim durum şu an bu. Güzel bir güncelleme bizi bekliyor. Ben en çok harita değişikliklerinden umutluyum. Me Ondan too, sonra too. İtalyan tankları harita değişikliklerinden. Metro dedim. Neyi? Me too. Ben de ben de. Ha ha aynen tamam ondan sonra İtalyan tank avcıları ve ondan sonra tanklara gelen nerfler, bufflar. Yani yeni harita falan burada o kadar benim kafamda büyümüyor. Ama onun haricinde Tabi ki, tabii ki hafif tank ve topçu sayılarında dengelenmesi çok daha iyi olacak. EBR'nin takım başına birer tane, ekip başına da birer tane maksimum olabilmesi olumlu. Durumumuz bu efendim. Bahadır, Filo, Barış, Herkese hoş geldiniz efendiler. Teşekkürler abonelikler için. Tekrar söylemiş olduysam da kusura bakmasın kimse. Durum bu. Ben şimdi biraz oyuna geçmeye çalışacağım. Saçma sapan erite düzenlemeleri olduğunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ağır tankları biraz insan yerine koydukları değiştirmeler oldu. Eski haritaları getirmeme sebeplerinin birçok nedeni de dengeli haritalar olmamalarıydı zaten. VG istatistiklere bakıyor. Eğer bir haritada berabere kalma oranı %2'den 3'ten yüksekse o haritayı kaldırıyor bir yerden sonra. Ya da Minsk veya işte Harkov gibi haritalar şu an politik nedenlerden dolayı gözükmüyor bizde. E, harita değişiklikleri iyidir. Çok dolu bir güncelleme olmuş. Benim üzüldüğüm şey bunu tek güncellemeye doldurmak zorunda olmadıklarını düşünmemdi. Bence birçoğu özellikle Kranwagen nerfleri, efendime söyleyeyim harita iyileştirmeleri tek tek de gelebilirdi. Yok yok değiştir biraz değiştirecek. Belli durumlarda değiştirecek. Kuleler hala delinmiyor. ASD'nin kulesini kolay kolay altınla mı altında delemiyorsun yani. Durumu. Evet gençler. Hayatımız bu şekilde devam ediyor.